Demek öyle yaptı ha? Aynen öyle komiserim. Anlattığım gibi olay oldu. Arkadaşlar, zanlıyı yanıma gönderin. Gel bakayım. Bu beyefendiden nedir alıp veremedin? Beyefendi şehrimizin en hayırsever, en yardımsever iş adamlarındandır. Bütün malini, mülkünü, servetini hayır için harcamıştır. Utanmadın mı beyefendiyi bu hale getirirken? Ya komiserim, sizin zat-ı âlinize hürmetim sonsuz. Ama bütün bu anlattıklarınızın hepsi hikaye komiserim. Hani nasıl derler, sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim. Bütün bunların hepsi bir vizyon, ajitasyon, simülasyon nevinden şeyler komiserim. Hani sen büyüksün anlarım yani, eyvallah dersin. Ama bizim kitapta yazmaz komiserim. Bizim bu yürek yemez, yemez. Bırak masalı hikayeyi. Soruma cevap ver. Bu beyefendiyi niye bu hale getirdin? Ya komiserim, bizim böyle polisten, karakoldan, mahkemeden bir vukuatımız olmaz be. Yani komiserim, bu adam var ya bu adam. Benim istikbalimden oynadı be. Benim geleceğimden oynadı. Benim bir servet sahibi olmamı engelledi komiserim. Ne yaptıysa... Niyazi gel. Ulan Niyazi, ha bu suçluyu yakalamamız lazım. Kimi gönderdiysem yakalayamadı. Ya niye yakalayamayalım, anlamadım komiserim. Adam sürekli kılık değiştiriyor. Şimdi komiserim, bu işi bana verin, tamam mı? Adamın yakasından tuttuğum gibi aynen karşınıza götürün. Ulan bana bak, becerebilir misin? Ayıpsın komiserim, hani yeni cıldık diye şimdi. Ulan yaşa, ben sana onun resimlerini vereyim. Yok, bu değil, bu değil. Hah, 7 ayrı resmi vardır burada onun. Asayiş Niyazi iş başı. Hadi göreyim seni. Günaydın. Günaydın Niyazi. Ne oldu, suçluyu yakaladınız mı? Komiserim, verdiğiniz 7 resimdekinin 6 tanesini yakaladım. Hepi bir tanesini yakalamam da an meselesidir. Neden? Otur bakayım. Niye çalmış arabayı? Vallahi komiserim, bilerek isteyerek yapmamışım. Nasıl yani? Ya arabayı ben aldım tamam, ama sahibisi olduğunu bilmedim. Ve arabanın sahibinin olmadığını nereden bildin? Araba mezarlığın önünde duruyordu. Vay. Neyse, peki kahvede sandalyeyi adamın kafasına vurmuşsun. He, ben isteyerek bilerek yapmışım, sandalyeyi vurmuşum. Ulan niye kafasına sandalyeyle vurdun adamı? Ulan baktım masa çok ağırdı. Bunu vurursam kafası yarılır diye düşündüm. Sandalyeyi vurdum. Oy. Babacığım. Efendim evladım. Sen okula gittin mi? Gittim tabii. Derslerin iyi miydi? İyiydi. Hem de çok iyiydi. Peki Ömer Seyfettin kimdir babacığım? Ömer Seyfettin büyük hikaye yazarıydı ama öldü. Keşke küçük hikaye yazsaydı da ölmeseydi. Nasıl? Ulan sen benim başımın belası mısın? Ben sana demedim mi seni bir daha görmek istemeyeyim diye? Yok komiserim, siz bana beni görmek istemediğinizi söylediniz. Vallahi bende kabahat yoktu. Aha bu polis arkadaşlar beni yakalayıp getirmez sanırdım. Öyle getirdiler. Bak, bir daha seni karşımda görmek istemiyorum. Bir daha burada görmeyeceğim seni. Hayırdır, istifa mı ediyorsunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.